Bunu atabiliyor musun? Şimdi ben göstereyim. Ben göstereyim. Sen bunu atın yer yanına. Sen benim de kontağı tutacak. Bak bu kontağı. Geldi. Bağladı. Bağladı bu şekilde. Bağladı. Ayağın nerede? Bak. Hop. Bir daha ver. Endeksi kazanabilmemiz için önemli olan şey çalışmak ve antrenmanlarımızı kaçırmamak. Anlaştık mı? Ben okulumdaki bütün öğrencilerime güreş sporunu, keza güreş sporundan ziyade diğer branşlara öğrencileri izleyerek, beden eğitimi dersinde gözlemleyerek, spora yatkınlıklarını hissederek, belirleyerek yönlendirmeler yapıyorum. Bu konuda güreş branşına da okulumdan sanırsam 4 tane öğrencimi Ömer Hocam'a yönlendirdim. Türk güreşine katkıda bulunup onları Türk güreşine kazandırmaya çalışıyor. Şöyle maçlara gittiğimde, kamplara gittiğimde, okuldan uzak kaldığımda çocukların haberleri oluyor. Çocuklar izliyorlar maçlarımızı canlı yayınlarda. Sonrasında okula geldiğimizde büyük bir sevinç. Hocam şampiyon olmuşsunuz, hocam sizi izledik. Çocuklarda bu büyük bir şevk bırakıyor, büyük bir heyecan bırakıyor. Biz de yapmak istiyoruz diyor. Değerler eğitimi diye adlandırdığımız bir dersimiz var. Dersimizde ben Rıza Kayalpler, Taha Akgüller, bunlar aynı zamanda benim kulüp arkadaşım. Kendi maçlarımı internet ortamında çocuklara izletiyorum. Bunları ilk önce bunları aşılıyorum. Sonrasında güreş branşının kazandırdıkları kazanımlarını anlatarak onlara bir tanıtım yapıyorum. Tabii beden öğretmenlerini izledikleri zaman o televizyonda falan onların o heyecanı onların gözünde gördüğümde neden siz yapmayasınız diye yönlendirmeye çalışıyoruz. Çalıştığımız da oldu. Ben bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum ve daha da çok öğrenciler yetiştirebileceğime inanıyorum. Şöyle açalım ayaklarımızı. Şöyle. Servis kullandın. Servis karşılayacak. Tamam mı? Karşıla. Kaldırdı. Servis çıkardı. Hücum oyuncusu kim? O. Evet. 2, 3. Bravo. İşte bu. Bravo. Çıkar. 2. Düşürdük. Geçeceğiz ve 3 pas yapacağız. 3 pas dedi. 2 pas da yapabiliriz. Hücuma göre, atağımıza göre bunu uygulayacağız. Ama buna ne diyorduk? Oyun içerisinde otokontrol. Öyle değil mi? Kendimizi oyuna yaparken kontrol. Evet, sizlerin de ileride çok daha iyi bir sporcu, bayrağı taşıyacak, başarılı milli sporcu olacağınıza inanıyorum ve okulun bahçesinde keza görüyorum. Benim şimdi önümdeki Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları var. Oradaki Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunu'nda hedefim kesinlikle Olimpiyat Şampiyonluğu, Dünya Şampiyonluğu. Bu başarıları elde ettikten sonra öğretmenlikte de Türk sporuna liyakatli, başarılı sporcular yetiştirmek ve okulumdaki öğrencileri rol model olarak onları Türk sporuna kazandırmak.